Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi ekranlara avukat İpek Dilimkara ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini konuştuğumuz sohbetimiz geliyor. Hoş geldiniz İpek Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk Hazel Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize ilk olarak sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii. Adana doğumluyum. Eğitim hayatımın çok büyük bir kısmı Adana'da geçti diyebilirim. Bir dönem Lisbon Üniversitesi'nde Erasmus yaptım. Ardından fakülteden mezun oldum. Adana Barosu'na kayıtlı olarak stajımı tamamladıktan sonra yine aynı şekilde Adana Barosu'na kayıtlı avukat olarak kendi ofisimde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye başladım. Bir yandan Çukurova Üniversitesi'nde özel hukuk yüksek lisansıma devam ederken aynı zamanda inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini konuşacağız. Sözleşmenin hukuki niteliği nedir? Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin arsa payını devretmeyi üstlendiği, müteahhitin de bağımsız bölümler yaparak devretmeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler arsa payı sahipleri bakımından satış sözleşmeleri, müteahhit bakımından da eser sözleşmeleri özelliği taşır. Bu anlamda karma sözleşmelerdir diyebiliriz. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin yasalarımızda özel bir düzenleme bulunmayıp bu sözleşmelere Türk Borçlar Kanunu 470. madde ve devamı hükümleri uygulanmaktadır. İpek Hanım, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri nasıl düzenlenmelidir? Sözleşme her şekilde geçerli midir? Geçerli olması için şartlar nelerdir? Taraflar bazı zamanlar kendi aralarında sözleşme düzenlemeyi tercih etseler de aslında bu sözleşmeler hukuki anlamda geçerli sözleşmeler değillerdir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin geçerliliğinden bahsedebilmek için noter marifetiyle düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Noterde düzenleme şeklinde yapılmamış sözleşmeler her ne kadar geçersiz olsalar da eğer bir aşamaya kadar inşaat devam etmişse ya da taraflar edimlerini yerine getirmişse artık burada sözleşmenin geçersizliğinden bahsetmek doğru olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, tarafların noterde matbu olarak bulunan sözleşmeler yerine aralarındaki iş ilişkisine özgü olarak düzenlenmiş sözleşmeleri tercih etmeleridir. Tabii bu sözleşmeler düzenlenirken bir avukattan yardım almakta her zaman fayda var. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin ve arsa sahibinin sorumlulukları nelerdir? Söz konusu sözleşmeler uyarınca müteahhitin haklarına sahip olabilmesi için sözleşme ve eklerine tasdikli ruhsat ve projeye ve imara uygun hareket edip sözleşmeye uygun bir şekilde zamanında teslim etmesi gerekir projeyi. Lifestyle yeni konu ve konuklarıyla devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.